Kendisine sahte polis kimliği yaptırdı. İhaleye girecek rakipleri tek tek dolaşıp bilgi topladı. Hızlı hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Vergi lefasını alıyor, işte çalışma ruhsatını. Ama onun ajanlık oyunu da bu fırında bozuldu. Abi, geçmiş olsun. Ne oldu lan? Birine bir şey mi oldu? Oldu kendine, ne oldu? Oğlum çatlatma lan adamı, bir kere de söyle işte. Olmaz, bir kere de söylersen işin tadı çıkmaz. Hay seni Allah, bildiği gibi yapsın be, söyle dedim ya. Abi sürekli ekmek verdiğimiz şirket evrak yollamış. Evrak mı? Ne evrağı? Ya, ihale yapacaklar abi. İhaleyi kazanan fırından alacaklar artık ekmeği. Deme be. Dedim vallahi. İyi halt ettin. Ulan acilen bir şey düşünmemiz lazım. Yıllardır biz ekmek veriyoruz bunlara. İhale neymiş? Ya abi o değil de acaba biz bir yanlış mı yaptık? Ne yanlış oğlum? Lan yoksa ekmeğe zam mı yaptınız? Yok abi, ne alakası var? Ekmek yıllardır hep aynı fiyat. Anladım. Bu şirketi hiç kimseye bırakma. İhaleye girecek fırınlar belli oldu mu? Evet abi, belli oldu. Güzel. O zaman macera başlasın. Ya abi. Biz bu gözlükleri niye taktık ya? Birazdan anlarsın. Hiç merak etme. Takıl. Beyler, sivil polis. İzin kağıdınız var mı? Var abi. Olmaz olur mu? Bak işte burada. Ya sizin? Abi benim evrak fırında kaldı. Fırıncıyız biz. Ver kimliğini. Tabi. Bu korona çıktığından beri zaten herkes fırıncı. Bu kimliğin, bu da cezan. Oğlum manyak mısın lan sen? Daha maceranın başında böyle bir şey yapılır mı? Niye unutuyorsun izin kağıdını? Ne bileyim abi, heyecandan çıktık ya, unuttum. Az ileride yine polis var. Eğer gidersen tekrar ceza yersin. Hadi afiyet olsun. Ha pardon, geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok oğlum. Yolun bundan sonrasını ben tek devam edeceğim. Sen geri dön. Tamam abi. Kazan mübarek olsun. Amin. Ne yapıyoruz oğlum biz? Manyak mısın lan sen? Yürü. Sanki harbe gidiyorum. Manyak mıdır nedir? Neyse. Maceraya tek devam edeceğim. Yapacak bir şey yok. 00:33. Ver müziği. Hadi bakalım. Hadi neredeler? Açılsın perdeler. Tanırsın gökdeler. Bakarsın yerdeler. Bu beni irdeler. Bu sizi iyideler. İçin lan sütünüzü. Size iyi geceler. Ulan bütün fırıncılar birbirini tanır. İnşallah bunlar beni tanımazlar. Ellerini başlasın sinema. Yakala. Hayırdır birader? Sen niye deli hareketler yapıyorsun? Deli değilim lan ben. Ajanım, gizli ajanım. Çabuk vergi lafını getir. Çabuk. Abi hayırdır ya, ne oldu? Bir yanlışımız mı oldu? Yanlış. Demek yanlış yaptığınızı kabul ediyorsunuz, öyle mi? Yok abi, sadece ben soru sordum. Ben koskoca ajanım. Bana soru soramazsın. Çabuk git evrakları getir. Derhal. Buyur abi. Abi değil ulan. Özel ajan diyeceksin. Ver bakalım şunları. La hüle tübe. Evraklar eksik. Burayı kapatıyorum. Abi ne eksiği ya? Sen daha evraklara bakmadın ki. Bakmama gerek yok. İlla ki bir eksiklik vardır. Ben şimdi gidiyorum. Birazdan geldiğimde dükkan kapalı olsun. Anladın mı lan? Kapatacağım. Kim lan bu? Manyağın biri lan. Salak lan bu. Abi mal ya. Ben özel ajan Excalibur 17. Burayı kapatıyorum. Marlboro 17 mi? Yok, Samsung 216. Ne Marlboro'su lan? Fazla sunuluk yapma. Burayı kapatıyorum. Abi sebep? Şikayet var. Abi şikayet var da zabıta neden gelmedi? Fazla uzatma. Kapattım dedim. Lan Zafer, oğlum sen değil misin? Sefer kim kardeşim? Sefer değil, Zafer. Abi bu Zafer bizi kandırmış. Yani ne demek bu? Abi yok lan. Abi ne yapıyorsun? Ya vurmayın lan. Evet sayın seyirciler, bir fırıncı kendine ajan süsü vererek diğer fırınlara gitti ve dükkanlarını teftiş etti. Onları ihaleden men etmek için bir yalan uydurdu ve foyası ortaya çıkınca bir güzel dayak yedi. Hatta görüyorsunuz şu anda da dayak yiyor.